Belirtilecek. Ve piyasalardan da notları aktaralım. Telefon hattımızda ALB Menkul Araştırma Analistlerinden Enver Erkan var. Sayın Erkan, günaydın. Günaydın. Haftanın son iş günündeyiz. Bu hafta piyasalar nasıldı ve bugün hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Söz sizde. Şimdi baktığımız zaman dün yurt dışında yoğun bir gündem vardı. Euro bölgesinden gelen PMI verileri piyasalarda etkili oldu. Fransa'nın hizmet ve imalat PMI'leri beklenti altında kalırken Almanya ve Euro bölgesi verilerinin olumlu olduğunu gördük. Ve bu açıkçası hem Avrupa borsalarına hem Euro'ya destek verdi. Avrupa borsaları olumlu veri akışıyla yükseldi. Amerika tarafına baktığımızda işsizlik başvuruları vardı. Beklenti hafif üzerine geldi ancak daha az volatilite gösteren 4 haftalık ortalama 2000'den sonraki en düşük seviyeye geldi. Dolayısıyla Amerika'da istihdam piyasasındaki olumlu seyrin devam ettiğini gösterdi. Bu da olumlu bir gelişme. Amerika borsalarında da aynı zamanda yine olumlu finansallar açıklayan şirketlerin olumlu etkisi vardı. Türkiye'ye baktığımızda Merkez Bankası toplantısı oldukça önemliydi. Merkez Bankası herhangi bir faizlerde değişikliğe gitmedi. Diğer taraftan yapılan yazılı açıklamada enflasyonla mücadelenin önemine vurgu yapıldı. Hatırlanacağı gibi hafta içerisinde Merkez Bankası zorunlu bankaların zorunlu karşılıklarına faiz ödeneceği açıklamasını yapmıştı. Burada bir anlamda piyasayı destekleyici bir hamle yaparken diğer taraftan da dünkü faizlerde herhangi bir değişiklik yapmamasıyla beraber halen enflasyonla mücadeleye önem verdiğini ve sıkı para politikası duruşundan taviz vermediğini gösterdi. Dolayısıyla adımlarını temkinli atıyor Merkez Bankası. Bu piyasaların hoşuna giden bir gelişme. Dolayısıyla hem Türk lirasında değer kazancı gördük hem borsa endekslerinde yükseliş gördük. Genel anlamda baktığımız zaman 79.500 seviyelerine dayanmış bir borsa endeksi var. Olumlu seyrin devamı açısından en azından 79.500'lerinden 80.000'e doğru bir hamle yapılması şu an için gerekiyor. Bugünün genelinde çok önemli bir veri akışı olmayacak. Dolayısıyla bir kar realizasyonu görülme ihtimali de 78.000 desteklerini izlememiz gerekiyor. Dolar TL'ye baktığımızda ise tekrardan 223.60 seviyelerine doğru bir toparlanma söz konusudur. 223.10 desteğine kadar gerilemişti. 223.60 seviyesi üzerinde 224.50 önemli bir direnç seviyesi olarak görünüyor. Bu seviyeler arasında bir konsolidasyon şu an için mümkün olabilir. Diğer taraftan bakıyoruz, euro dolar paritesinde şu anki seyir içerisinde 1.2670'in önemli olduğunu görüyoruz. PMI'lar biraz toparlanma sağladı ancak etkili bir toparlanma olmadı açıkçası. Genel manada aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor. Dolayısıyla 1.2620, 1.2575 desteklerini izlemeye devam edecek. Altın dolardaki güçlenmeye bağlı olarak geriledi. Orada 1230 seviyesinin korunması önemli. Her ki bu seviyeyi korunamazsa altında satışlar hızlanabilir ve 1222 seviyesine doğru geri çekilme görebiliriz. Sayın Erkan, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için ve kolay gelsin diyoruz. Teşekkürler.